Hoş geldiniz. Evet, geçen hafta bir ayetin çerçevesinde biraz konuşmuştuk. Böyle Türkçe'de böyle bazen kullanılan bir kelime kalp temizliğini anlatmak için bazen kullanırlar. İşte gıllı gıştan uzak gibi bir ifade kullanırlar. Gerçi yeni nesil pek kullanmıyor artık, eski zamanlarda belki daha çok duyulan bir kelimeydi. Bu gıl kelimesi Arapça gayın, lam ve lam harfleriyle ifade ediliyor. Dediğim gibi bunun Kur'an'da kullanıldığı bir ayet var direkt olarak. O ayette daha çok işte kin, düşmanlık, haset, işte kötülük arzusu gibi çevriliyor. Kelime anlamı olarak bir şeyin içine giren şey veya iki şeyin arasına bir şeyin girmesi anlamında kullanılan bir kelime aslında. Bu iki anlam da aslında bizim için önemli. Kendimiz olmayan bir şeyin kendimiz gibi hissedilmesi, kendimiz olmayan bir duruma kendimiz gibi bakmak, bu aslında böyle bir şeyin bir nevi hani içimize girmiş gibi veya içimizde kendimiz olan bir şeymiş gibi hissedildiği bir anlama vurgu yapıyor. Örneğin bir insanın kendini korku ile, herhangi bir arzu ile, dünyadaki herhangi bir şeye dair bir eksiklikle, işte ben mesela kendimi çok eksik hissediyorum. Niye? Hiç arabam olmadı mesela. Ne yapmış oluyorsun? Arabanın olmamasıyla kendini eksik görüyorsun. Ne kadar aslında biraz düşününce tuhaf bir şey değil mi? Mesela kendimi çok eksik hissediyorum. Neden? Arabam yok veya başka bir şeyim yok veya işte çocukluğumda yeterince şunu yaşamadım gibi herhangi bir şeyin eksikliğine bağlı olarak böyle kendimizi sanki eksikmiş gibi hissederiz. Yani bir şeyin eksikliği kendimizdeki bir eksiklik gibi gelir. Bu nedir aslında? Bir şeyin eksikliğinin senin içine girmesi bir nevi ve senin onu içsel bir şey gibi algılaman, yani kendinde bir eksiklik olarak algılaman veya bir şeyin yetersiz olmasını kendinde bir yetersizlik olarak algılaman. Mesela diyelim ki sana gösterilen sevgi eksikliğini, yetersizliğini kendinde bir yetersizlik. Yani hiçbir zaman kendimi yeterince sevilmiş hissetmedim demen gibi. Bu ne olmuş oluyor? Dışsal olan herhangi bir şeyin içimize bir nevi girip, tabii ki bu içimize dışarıdan girmiyor yani. Biz onu böyle yapıyoruz. Yani onu içsel bir şey olarak algılamaya başlıyoruz. Dolayısıyla o işte o ayette ifade edilen kavrama tekabül ediyor. Yani bir şeyin senin içindenmiş gibi hissedilmesi, böyle mesela bununla ilgili çok örnek verebiliriz. Diyelim ki hayatında böyle umulmadık bir vefasızlık yaşamışsındır. Böyle bir türlü onu unutamazsın yani. O böyle senin içinde koskocaman bir boşluk, koskocaman bir kayıp hissi oluşturmuştur. Hatta bazen insanlar şey der yani, o olayı yaşadıktan sonra bir daha eski halime dönemedim dersin mesela. Seni o kadar tırnak içinde etkilemiştir ki, ama biz ne yapıyoruz? O etkilenmeyi normal bir şey olarak algılıyoruz yani. Hani kimse de bize ya sen çok etkilenmişsin veya bu etkilenmek aslında başlı başına bir hata, bir tuzak, bir algı yanılsaması. Yani bu aslında gerçek değil.
öyle hissediyorsun ama gerçek değil. O yüzden hani bu noktada duygularımıza da, hislerimize de, içgüdüsel algılarımıza da biraz şöyle bir mesafe koyup bir bakmak gerekir. Yani bu gerçek mi? Hani bazen olur ya böyle ateşin yükselmiştir. O anda çevre sıcaklığını düşük hissedersin. Ve şunu sorarsın. Ya ben mi üşüyorum yoksa hava mı soğuk? Mesela bunu sorduğumuz kadar şeyi sormuyoruz. Ya ben böyle bir çöküntü hissettim ama gerçekten böyle bir çöküntü yaşamamı gerektirecek bir olay yaşadım mı ya? Bir baksanıza. Yoksa ben mi yoğun hissediyorum veya ben mi böyle hissediyorum? Mesela bunu sormuyoruz, değil mi? Ama o biraz aklımızda kalmış yani. Bazen diyoruz ki mesela, ya ben mi çok üşüyorum yoksa hava mı çok soğuk? Mesela aynı tırnak içinde sorgulamayı her şeyle ilgili yapman gerekir. Neden? Henüz sen gerçek kendinde değilsin. O yüzden bir şey seni çok etkiliyor olabilir. Bir şey sende çok farklı bir his, düşünce oluşturuyor olabilir. Ve sen aslında tırnak içinde söylüyorum, gerçekten hür bir varlık olduğun halde, varlık ve değerin hiçbir şeye bağlı olmadığı halde, o gerçek varlık ve değerini unuttuğun için o varlık ve değeri sana hissettirecek, o varlık ve değeri ikame edecek şeyler arıyorsun ve bunun da farkında değilsin. Zaten insanın en büyük handikapı budur. Gerçek kendimizi unuttuğumuzda kendimizi bir şeylerin üzerinden ikame etme, bir şeyin üzerinden var hissetme, bir şeyin üzerinden tamamlanmış hissetme tuzağına düşüyoruz. Aynı tuzak o doğal, ilahi, saf mutluluğumuz için de böyle. Biz o doğal, saf, ilahi ve hiçbir şeye bağlı olmayan mutluluğu unuttuk. Buradaki mutluluk hani böyle gülmek, eğlenmek, lay lay lom bir hayatı kastetmiyoruz mutluluktan. Mutmain olmuşluk hali. Yani hiçbir dışsal, hiçbir şeye muhtaç olmamışlık hali. Ve aynı zamanda bir başka ifadeyle tamlık hali. Bunu unuttuğumuz için ne yapıyoruz? Mutluluğu nerede kazanabiliriz? Nasıl mutlu olabilirim gibi bir hikayeye kapılıyoruz. O yüzden dikkat ederseniz Kur'an hiçbir zaman nasıl mutlu olabileceğinizin sorusuna cevap vermez. Neden? Çünkü bu soru ilkesel olarak yanlıştır. O yüzden bir İslam alimi der ki, hakiki saadet marifetullah ve muhabbetullah'tadır. Yani hakiki saadet Allah'ı bilmekte ve ona duyulan sevgidedir. Bu aslında zaten bizim doğal halimiz aslında. Ama biz o doğal hali unuttuğumuzda o doğal mutluluğu da unutuyoruz. Yani doğal olarak mutluyum. Ha, mutlu musun? Hani veya ne oldu da mutlusun? Veya işte psikologlar sorarlar, ne olsa mutlu olursun gibi böyle. İşte aslında ne yaparız bu sorularla? Hikayeyi pekiştiririz. Veya niye mutsuzsun? Çünkü mutluluk hikayeniz varsa mutsuzluk hikayeniz de vardır. Bir para tek yüzlü olamaz. İster kağıt, ister demir para deyimlerindeyse mutlaka iki yüzü vardır. Psikolojik düzey dualite üzerine kuruludur. Eğer mutluluk hikayeniz varsa onun zıttı sizin mutsuzluk hikayenizdir. Dolayısıyla ne seni mutlu eder, ne olursa mutlu olursun sorusu tırnak içinde söylersek psikolojik bir sorudur.
insanın gerçek hakikatiyle ilgili bir soru değildir. Ve hakikat aynı zamanda din bizi hakiki olana yönlendirmeye çalışır. Hakiki olana doğru yol aldırmaya çalışır. Asla sizi bedensel ve psikolojik düzeyde bırakmak istemez. Çünkü siz ondan ibaret değilsiniz. Eğer Allah bizi psikolojik varlıklar olarak tanımlasaydı bizi yarım bırakmış olurdu. Dolayısıyla Allah zaten böyle bir şey yapmıyor. O yüzden diyor ki kalpler ancak Allah ile mutmain olur. Ama bunu gene psikolojik zihinle algılamamalıyız. Yani Allah ile mutmain olan kalp, örneğin bunu birilerine gösterme ihtiyacı duymaz. Veya bunun üzerinden bir iddia sahibi olmaz. Çünkü fıtrat iddia sahibi olmayı içermez. O yüzden bazen insanlar der ya, ben Allah olsam böyle insanlar varken böyle bunları ezerim. Hatta Allah niye bunlara şey yapmıyor? Çünkü tırnak içinde söyleyelim. Yani Allah senin egonun iddialarına tırnak içinde senin ego iddialarının gazına gelip tepki vermez. Onu iddia sahibi kişiler yapar deyim yerindeyse. Gerçek olmayan ama bir şeyi iddia ediyor. İddia etmek de aslında biraz altında boşluk olan bir şeydir. Yani bir şeyi iddia ediyorsan o saf ve eksiksiz bir şey değildir. Her iddianın altında bir boşluk vardır. Bazen bazı iddialar tamamen boştur. Bazı iddialar yarı yarıya boştur. Mesela Allah kendini bilir. Kendini tırnak içinde ispat etmek zorunluluğu taşımaz. O kendi değerlerine göre deyim yerindeyse davranır. Hatta bu Kur'an'da bazen geçer. Mesela Allah rahmeti kendi üzerine yazdı. Yani şöyle bir iddiası yoktur Allah'ın. Yani siz bana bazen merhametsizsin diyorsunuz ya, ben size göstereceğim ne kadar merhametli olduğumu. Mesela böyle bir iddiası yoktur Allah'ın. Ama Allah rahmeti kendi üzerine yazmıştır ve kendine göre rahmet eder. Yoksa senin psikolojik benliklerinin hikayelerine göre hareket etmez. Hatta geçen gördüm böyle bir küçük bir kız çocuğu var böyle 3-4 yaşında dua ediyor. Sonra bakıyor hani nerede diyor. Bak diyor vermedi Allah diyor mesela. O kadar hızlı hani ışık hızında duasının kabulünü bekliyor mesela. Bu tabii ki çocukça bir şeydir. Ama tabii biz bazen yetişkinler de böyle yapıyoruz. Yani işte dua ediyorum ediyorum kabul etmiyor. Yani Allah sana kendisine dua etme bilincini vermiş. Bundan daha kıymetli ne olabilir? Yani derdimi deyim yerindeyse veya halimi Rabbime arz ettim. Halimi arz edecek bir Rabbim var ve beni duyuyor, görüyor. Sonrası da bana ait değil. Ben Allah'a arz ediyorum halimi. Gerisi önemli değil. Bana bu bilinci ve bu idraki, bu yakınlık şuurunu vermiş. Hani insanlar diyor, böyle derdimi anlatacak kimse yok diyor. Neden? Çünkü Allah öyle bir yerde değil onun için. Halbuki bak derdini anlatacağın, hatta şikayet eden nefsini bile anlatacağın bir Allah var. Mesela o ayeti de böyle yorumlamak lazım. Yani ben hüznümü ve şikayetimi Allah'a arz ederimi böyle Allah'a şikayet arz etmek anlamında değil. Yani bu şikayetçi benliğimi de Allah'a arz ediyorum. Diyorum ki ya Rabbi ne kadar şikayetçi bir benliğim var. Hiçbir şeyden mutlu olmuyor. Bir şey oluyor,
başka yerde eksik görüyor. Bir şey oluyor, bir yerde bir şey buluyor. Yani ben bu şikayetçi benliğimi sana arz ediyorum. Yani bıktım, ben de bıktım ondan diyebilmek yani. Yoksa sürekli Rabbine şikayet, 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 yani ne gereği var bu kadar yani, değil mi? Dolayısıyla hani mesela gereksiz yere hüzünlenen benliğim var. Bazen böyle olur olmaz küçücük bir şeyden dolayı kederleniyor. Ne yapıyorum? Rabbime arz ediyorum. O zaman o şikayet ettiğim şey Allah'la benim arama girmiyor. Veya dünyada herhangi bir mahrumiyet, bir eksiklik olmamış olan bir şey Allah'la benim arama girmiyor. Çünkü dedik ya, gıl kelimesinin bir de böyle bir anlamı var. İki şeyin arasına giren bir durum. Dolayısıyla aslında dikkat ettiğimizde Allah'la aramıza giren birçok şeyi bulabiliriz. Ve aslında burada Allah neyi hatırlatıyor insana? Sen o hani cennet bir şeyin örttüğü bahçe, güzel bir bahçe anlamına da gelen bir şeydir. Daha doğrusu bahçe kavramı bile yoktur. Bir şey ile örtülü olana Araplar cennet der. O yüzden cenin kelimesi de oradan gelir. Hani anne karnının örttüğü şeydir cenin. Cennet kelimesi de oradan gelir. Cinnet kelimesi de oradan gelir. Yani bir şey senin aklını örtüyor manasında. Dolayısıyla aslında hani biz onları cennete koyduk ifadesi de bir şeyin örtüsünü kaldırdığında göreceğin şey anlamında da alınabilir. Ve bu anlamda aslında bizler bir şey tarafından örtülmüş bir cennetteyiz aynı zamanda. Bir şey o cenneti örtüyor. O cenneti fark etmemizi engelleyen bir şey olabilir. Şimdi eğer sen örtünün deyim yerindeyse üstünden bakarsan örtüyü görürsün. Örtünün içinde olursan örtünün örttüğü şeyi görürsün. İnsanoğlunun konulduğu cennet özünün cennetidir, ruhunun cennetidir. Ama sen oraya psikolojik örtünün dışından bakıyorsun ve diyorsun ki nerede cennet yani? İşte bak, cennet gibi bir alemde yaşıyorsun desek birbirimize ya ne alakası var? Ama o bahsettiğimiz cennet gibi alem aslında özümüzdeki ruhsal varlığımızdır. Orada cennetsi bir şey vardır. Yani hiçbir şeyin mahrumiyetini duymadığın, hiçbir şeyin eksikliğini kendi eksikliğin olarak görmediğin bir durumdasın. Yani hiçbir eksiklik senin kendinde bir eksiklik anlamı taşımıyor. Dolayısıyla sende böyle bir eksiklik, bir mahrumiyet, bir kayıp hissi yok. Hiçbir yetersizlik senin kendi öz varlığında bir yetersizlik anlamına gelmiyor. Dolayısıyla bu cennetsi nitelikteki olan öz varlığını içeriden görebilirsen cenneti görmüş olursun. Dışarıdan bakarsan onu örten şeyi görmüş olursun. O yüzden cennetle aramıza giren şey psikolojik benliğimizin hikayesidir. Hani bazen derler ya, falanı cennete koysan orada bile bir hırgür çıkarır veya işte orayı burayı beğenmez. Yani bir hata bulur der. Yani cennete koy, bir hata bulur denir. Neden? Çünkü öyle bir psikolojik benliği var ki dışarıdan bakıyor. Yani cennete gitsen de dışarıdan baktığında dersin ki bu köşk bundan daha iyi. Niye ona bunu vermişler acaba? Hani tabii Allah'a da tam ayar verecek
benliğin yok. Biraz çekiniyorsun ama içinden bir hesap sorasın gelir. Tabii içinden de dersin ki tabii hesap da soramazsın şimdi. Kimsin falan diyecekler. O yüzden bir merakla sorarsın bu sefer. Neden? Çünkü öyle bir benlikle bakıyorsun yani. Hani şey gibi. Hani biz zahiren mesela ne yapıyor? Şu boğazı falan biraz böyle bir turlasak. İşte lan bak millet nerelerde yaşıyor. Ama demezsin. Ya acaba bu yalıda yaşayan insan acaba hangi bilinç düzeyinde yaşıyor? O soruyu sormak aklına gelmez. Neden? Çünkü egom bir şeyin mahrumiyetini yaşıyor. Ve öyle bir mahrumiyet hissi oluyor ki bu, şöyle bir hikayesi de oluyor bu benliğin. Hani yaşamadan rahat edemeyeceğim. Benim böyle bir arkadaş vardı böyle. İşte deniz kenarında böyle bir evi olsun hayaller. Yani yaşı 40'a falan geldi. Tesadüfen bir kiralık ev buldu. Tam böyle boğaz manzaralı. Sonra işte biraz şey yaptı. Ya işte hevesimi aldım. Ama bak 40 senedir hevesi içindesin bir şeyin. Ve bak 40 günde geçti. Peki bundan bir şey çıkardı mı? Hayır. Yeni hevesler. Yeni eksiklikler. Halbuki bak insan bir anlar değil mi? Hani 20 yıl, 30 yıldır heves ettiğin ve hevesi içinde sürekli mahrumiyet hissettiğin bir şeyin bak yaşandığında matah bir şey olmadığını gördüm. Peki buradan ne çıkarıyorsun? Buradan bir şey çıkartmıyor nefis. Yeni ne var diyor. Yeni heveslerim veya yaşamadığım daha ne var? Yaşamadığım daha ne var? Onlarla uğraşmaya başlıyor. Ve hikaye bitmiyor. İşte bu nedir? Bu seninle gerçek kendin arasına giren, yani sahte seninle gerçek kendin arasına giren şey. Gerçek kendini hatırlamanı engelleyen şey. Ve ona ne diyorsun? Ona da kendim diyorsun. O yüzden dil kastettiği mana anlaşıldığı ölçüde bir sağlıklı araçtır. Yoksa sırf literal olarak bir şeyi ne kadar yazarsak yazalım, oradan bir çıkış bulamayız. Ne kastediliyor? Anlamı bulmalıyız. Bak ne dedim biraz önce? Seninle kendin arasına giren şey. Yani şimdi ne anlayacak bunlar değil mi? Bak açıklamak zorunda kaldım. Sahte seninle gerçek kendin arasına giren şey. Ama o sahte sen, ben sahteyim demiyor ki. Değil mi? Bu cümle bile tam anlaşılacak bir cümle değil. Ancak bu konuda idrakiniz açık olduğunda gerçekten bunu anlamaya imkan sağlayan idrakiniz açık olduğunda anlayabileceğiniz bir cümle. Mesela sahte seninle diyorum. Hanginiz şu andaki ben dediği şeyi sahte olarak görüyor ki, değil mi? Çok gerçek geliyor. Hatta ben bazen diyorum ki bu sahte mi? Ya hocam ne sahtesi? Böyle içimde hissediyorum diyor falan böyle. O kadar güçlü hissediyor ki. Şimdi ona nasıl sahte diye baksın. Ama gerçek olanı, hakiki olanı fark edince onun sahte olduğunu tam olarak anlayabilecek. Tabii ki bu aslında biraz yaşadığımız, biraz önce örneğini verdiğim nokta gibi aslında bir şey bize bir ipucu veriyor. Hani her zaman söylüyorum, bir Hintli bir bilgenin ifadesiyle diyor ki, bir tenceredeki pilav tanelerinin pişip pişmediğini anlamak için hepsini teker teker denemeniz gerekmez. Birkaçını denemiş olmanız yeter. Değil mi? Peki sen dünyanın tırnak içinde nasıl bir mahiyete sahip olduğunu bu kadar deneyiminle anlamadın mı? Benliğinin seni birçok şeyin peşine çok hayatiymiş gibi koşturduğunu anlamadın mı? Bir şeyi böyle çok çok istedikten sonra elde ettiğinde
Tabii benlik böyle açıkça demiyor. Kusura bakma, ben yanıldım. Bundan başka bir şey istemiyorum dedim ama istiyormuşum. Kusura bakma, ben hani hata ettim demiyor. Seni başka bir şeyin peşinde koşturuyor ama aynı şekilde koşturuyor. Bak, bu olsun diyor. Hani bazı çocuklar olur ya, böyle der ki işte, baba bana bu kalemi al, başka bir şey iste. O kalemi alırsın. Ya bir de bunu al, böyle bir de bunu al, sürekli aynı hikayeyi döndürür. Tabii o çocuk aklıdır. Çocuk aklı bu kadar olabilir. Peki sen yetişkin olarak aynı akılla mı hareket ediyorsun? Buraya bakman gerekmez mi? Ama bizi yanıltan ne? Herkes böyle. Bu da egonun çok güçlü bir argümanı. Herkes böyle. Bu da bir tuzaktır. Bu da gerçek kendimizle aramıza giren bir benlik halidir. Mesela diyoruz ki herkes böyle. Üç aşağı beş yukarı insanlar öyle. Benim de ben yakındığım şeyi kime söylesem beni haklı bulur. Ama bak, burada bir İsmail var. Haklı bulmuyor seni. Ve bunu kendinden de öne sürmüyor. Sadece diyor ki biraz kendine dikkat et. Haksız olabilirsin. Bak, ben bunu iddia etmiyorum. Kendi tecrübemi ifade ediyorum ve diyorum ki sen de bir bak içindeki sese, içindeki hikayeye. Bir bak bakalım. İçindeki şey seni yanıltıyor olabilir mi? Bak, şunu elde etsem, şunu alsam mutlu olurum. Şunu elde etsem mutlu olurum. Bana tek taş alsan çok mutlu olurum. Şöyle bir bilezik takımım olsa mutlu olurum. İşte bir kitap yazsam mutlu olurum. De biri beni sevse mutlu olurum. Biri beni anlasa mutlu olurum. İşte böyle başıma kötü şeyler gelmesin. Başka hiçbir şey istemiyorum, mutlu olurum. Emin ol, başına kötü bir şey gelmese de bir şey isteyeceksin. Neden? Çünkü o sahte bir kendilik, o sahte bir şey. Yani o, bir ara bir arkadaş bana bir şey göndermişti. Bir gün onu da ayrıca bir sohbet konusu yapabiliriz. Yani kafası ve boğazı dar, gövdesi koskocaman bir doymayan bir canavar. Böyle bazı mitolojilerde böyle bir mitolojik tırnak içinde veya fantastik bir yaratıktan bahsediliyor. Boğaz çok dar, kafa da küçük, gövde çok büyük ama bir türlü doymuyor. Çok güzel aslında ifade edilmiş. Yani insan egosunun sahteliği üzerine. Neden boğazında? Yani tırnak içinde bir anda her şeyi deneyimleyemezsin ki, değil mi? Hani deneyimleyeceğin şey sınırlı bir şey. Sürekli sınırlı şeyler deneyimliyorsun. Bir anda bütün dünyanın tırnak içinde keyfini, zevkini bir anda yaşayamazsın. Bir anda her yerde olamazsın. Orası daracık bir boğaz. Ama gövde devasa ama hiç doymayan bir gövde. Aç canavarlar. Her birimizin içinde böyle bir aç canavar var. Kimisi melül mahzun bir aç canavar. Aç ama melül mahzun. Kimisi yırtıcı. Hani etrafa saldırıyor. Kimisi böyle ümidini kesmiş. Hani ölmüyor ama böyle bir mahrumiyet hissi içinde. Hep böyle bir sessiz bir açlık içinde. Kimisi çok gürültü çıkarıyor. Kimisi çok bağırıp çağırıyor. Ama hepsi aç. Mesela Kur'an ne diyor? Kalpler ancak Allah ile mutmain olur. Bak, hiçbir açlık yok. Hiçbir açlık olmaması demek, zahiren dünyada hiçbir eksiği yok falan mı? Hayır, o değil. O kendi öz varlığının tamlığının farkına varmış. O yüzden kamil insan mutmaindir. Bir şeyin eksikliğini, açlığını hissetmez. Bu şu demek değildir. Karnı acıkmıyor anlamında almayın bunu. Hani karnı acıkabilir bir kamil insanın. Ama onun özü acıkmaz.
bedeni kendinizle karıştırmayın. Beden kendiniz değildir. Beden bu dünya hayatının şartları içinde kullanmamız için bize verilmiş bir enstrümandır. Bu kadar. Beden aç olabilir. Hatta daha önce de söylemişimdir. Yani bedenim açlıktan ölse ne yaparım? Bırakır giderim yani, ne yapayım? Kısmeti bu kadarmış dedim. Yoksa bakın, bir insan ben açlıktan öldüm diyorsa cahillik var demektir orada. Hazreti İsa'yı öldürmek isteyenler öldürmeye çalıştığında öldüğünü mü düşünmüştür? Kur'an bize demiyor mu? Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Yani size zahiren ölü görünüyor. Peki ölüler demeyi ölmemiş mi? Görmedik mi biz onu? Ne anlatılıyor burada? Zahiren görünen şeyle hakikatte olan şey arasında bir fark var. Zahiren öldürmüşsündür birini. Ama o Allah yolunda ise, ilahi bilince sahipse, o ölmemiştir. Onlar diridirler ve Rableri katında rızıklanmaktadırlar. Ben şimdi nasıl bir insan olarak kendime açlıktan ölebilirim diye derim? Mesela böyle dememeliyim. Ne demeliyim? Bedenim gıdaya ulaşamadığı için açlıktan ölebilir. Hani onu da korumaya çalışırım. Tırnak içinde hani sokaktaki kedi köpeği bile besliyorum. Bana hizmet eden bu bedeni mi beslemeyeceğim? Onu da beslerim ama o ölünce de ben öldüm demem yani. İki şeyi ayırmak lazım. Daha doğrusu kendimle diğer şeyleri ayırmak lazım. Kendinizi referanslayacağınız, kendinizi bağlı hissedeceğiniz tek bir kaynak, tek bir merci vardır. O da Allah'tır. Kendinle birlikte hiçbir şeyi yan yana koymayacaksın. Aslında tırnak içinde söylüyorum. Hani bunu dini veya itikadi anlamda söylemiyorum. En büyük şirk, gerçek kendini Allah dışında bir şeyle tanımlamaktır. Aslında. Sen gerçek kendini Allah'la bağı üzerinden değil, başka şeyler üzerinden tanımlıyorsun. Ve başka şeyler üzerinden tanımladığın için de başka şeylerin hükmü senin varlığının hükmüne dönüşüyor. Mesela kendini bedenle tanımlasan ne olur? Bedenin başına gelen tırnak içinde senin başına gelmiş gibi görünür. Mesela çok yaygın bir söylem var, değil mi? Hepimiz toprak olup gideceğiz. Hayır. Büsbütün yalan ve yanlış bir şey. Hepimiz toprak olup gitmeyeceğiz. Neden? Topraktan gelen toprağa gider. Hani Allah ruhundan üflemişti. Nerede kaldı o? O unutuldu. Bakın, hatırlayınca hatırlıyor, değil mi? Mesela kaçınız böyle günlük yaşamınızda, ya ben Allah'ın ruhundan üflediği bir varlığım. Hani hakikatini tam olarak bilmesem de hani Allah'ın ruhundan üflediği bir varlığım. Ne zaman hatırlıyoruz bunu? Hiç hatırlıyor muyuz günlük yaşamımızda? İlişkilerinde bir problem oldu. Ne zaman Allah'ı hatırlıyor? Ya benim Allah'la aramdaki bağ mükemmel. Veya en azından ben kendimi onunla olan bağım üzerinden tanımlıyorum. Varsın diğer bağlarım, ilişkilerim bozulabilir, bazen zayıflayabilir, bazen ilişkilerimde problemler olabilir. Ama benim Allah'la bağımda hiçbir problem yok, çok şükür. En azından niyetim itibariyle bir problem yok. Mesela ilişkilerimizde yaşadığımız problemleri bu bilinçle algılasak, mesela işte annemizdir, babamızdır, arkadaşımızdır, eşimizdir. Diyelim ki büyük bir problem yaşadık.
Mesela kaçımız o durumda ben kimim? Ben Allah'a ait bir varlığım. Onun yaratmış olduğu, onun varlığıyla var olanım. Benim varlığım, değerim onun dışında hiçbir şeyle doğrudan bağlantılı bir şey değildir. İnsanlarla birçok iletişimim, ilişkilerim vardır ama varoluşsal bağım Yaradan'dadır. Bunu hatırlayabiliyor muyum? Hayır, hatırlamıyorum çoğu defa. Niye? Çünkü benimle onun arasına giren bir şey var. İnsanlar tarafından itibar görme, önemsenme, kabullenilme, dikkate alınma, sevilme, onaylanma, her neyse bunları uzatabilirsiniz. Bunlar benimle Allah arasına giriyor. Ama benimle Allah arasına girmeden önce benimle, gerçek benimle sahte benim arasına giriyor. Konu benimle Allah arasına bir şeyin girmesi değil ki. Biz mesela Müslümanlar olarak hep oraya bakıyoruz ki benimle Allah arasına bir şey girmesin. İşte hatta böyle çok radikal işte tevhid inancı olan arkadaşlar şey yaparlar. İnsanla Allah arasına hiçbir şey giremez. Lan her gün giriyor, her dakika giriyor. Sen neyden bahsediyorsun? Öbürü çok zahiri bir şey. Zahiri bir aracı kılmak. Sen asıl gerçek kendinden Allah arasına giren şeylere bir baksana. Seninle Allah arasına her gün, her dakika giren bir şey var. Bunu fark etmek zorundasın. Bunu fark ettiğinde seninle Allah arasına giren beklentilerin, seninle Allah arasına giren kaygıların, seninle Allah arasına giren arzuların, gerçekleşmemiş hayallerin, gerçekleşmesini arzu ettiğin hikayelerin, mesela kaçımız Allah böyle dedi ki evladım gel falan dese hepimiz sonra gelsem şu an acele işim var falan deriz yani. Diyebilir o benlikler. Neden? Çünkü Allah'a iştiyak duyan, Allah'ı seven, böyle hani Rabbim beni ne zaman çağıracak ama dünyadan sıkıldığım için değil, bıktığım için değil. Bütün dünya bana tebessüm ettiğinde bile aynı bilinç içinde olacağım. Yoksa zaten böyle çok yaşamak da istemiyorum. Zaten böyle yaşlandım da şu oldu bu oldu. Yani bir an önce Allah çağırsın da gideyim. Hani tırnak içinde kovulduğun için değil. Dünyada yapacak bir şey kalmadığı için değil. Gerçekten yani deyim yerindeyse hani 18 yaşında bir insansın. Gencecik bir insansın. Allah diyor gel evladım. Sen de diyorsun ki ne güzel. Diyebilir misin? Diyebiliyorsan çok güzel. Ve bu hakiki bir haldir. Bu fıtri bir haldir. Ya bunu böyle ya ben evliya değilim ki. Ya nesin o zaman? Eşkıya mısın kardeşim? Hani niye böyle mevzuyu benliğinin çarpıtmasına izin veriyorsun? Benliğin öyle değil. Evliya, sen evliya mısın? Evliya değilim ama eşkıya da değilim ya. Diyemiyor musun? Evliya olmasam da o yolun yolcusu olayım bari, değil mi? Karınca misali. Hemen oradan sıvışmaya kendine çok güzel yol bulmuş benlik. Sen de ona tabi oluyorsun. Halbuki mesela Kur'an'da der, Yahudiler için der ki dünyaya en çok muhabbet besleyenler onlardır. O yüzden de diyor ölümden kaçınırlar. Ölümden en çok kaçınanlar olarak onları görürsün. Neden? Çünkü onlarla Allah arasına dünya sevgisi girmiş. İşte şunu da yapsam, bunu da elde etsem. Hani 100 yıl versem, 100 yıl daha yok mu? Der. Neden? Çünkü o benliğin arzusu, ihtirası, beklentisi, hevesleri bitmiyor. Bitmiyor yani. Bitmeyince ne yapsın? Değil mi? Sonra gelirim diyor. Sen diğerlerini çağır, biz daha sonra şey yaparız. Acelemiz yok. Rahat ol falan diyorlar.
deyim yerindeyse meleklere. Halbuki Allah deyim yerindeyse senin canını yani ruhunu sahibine götürüyor. Azrail mükemmel bir melek. Fevkalade güzel bir melek. Ama biz mesela Azrail deyince böyle içimizde daha başka bir şey oluyor değil mi mesela? Niye? Çünkü yanlış algılamışız. Böyle Azrail demek ya böyle canını alacak böyle canını acıtacakmış gibi bir hissiyat var. Neden? Neden? Çünkü yanlış algılarımız oluşmuş ve onlar Azrail'le de aramıza girmiş. Değil mi? Her şeyde araya giren sahte şeyler vardır. İşte ayet bütün o araya giren şeylerden seni özgürleşmeye davet ediyor. Bakın böyle işte Allah niye bunu yasaklıyor? Bunu niye yasaklıyor? Şunu niye? Neden yasaklıyor? Seni özgürleştirmek için yasaklıyor deyim yerindeyse. Seni bir şeyle özdeşleşerek mutlu olacağın hikayesinden özgürleştiriyor. Çünkü onların hiçbiri seni mutlu etmiyor aslında. Ama mutlu etme vaadiyle sana gelen bir benliğin var. Peki bu yani hiçbir şey beni mutlu etmeyecekse ne yapayım ben o zaman böyle dünyadan elimi eteğimi çekeyim dağ başına mı çekileyim? Hayır. Dünyada özgür biri olarak yaşa. Mesela birine yardım mı edeceksin? Özgürce yardım et. Birine şefkat mi ediyorsun? Özgürce şefkat et. Hiçbir hesap, beklenti vesaire olmaksızın. İşte ya ben buna bu kadar yardım ettim, bu kadar destek oldum. Bana bu mu yapılırdı? Niye diyorsun? Çünkü özgür değilsin. Özgür bir şekilde o insanla ilişki kurmamışsın. Benliğinle kurmuşsun ama farkında değilsin. Ne zaman beklemediğin bir şey olsa o benlik sana koskocaman bir hesap çıkartıyor. Bir de onun belasını taşıyorsun. Mutsuz oluyorsun. İnsanlarla ilişkilerinde hevesin kırılıyor. Diyorsun ki artık bir daha hiçbir insanla samimi olmayacağım, bir daha hiçbir insana yardım etmeyeceğim falan demeye başlıyorsun. Neden? Çünkü özgür değilsin. Bak Hazreti Hızır, yani Kur'an'da Allah'ın salih bir kulu olarak tarif edilen, adı verilmeyen ama bizim kültürümüzde Hızır olarak bildiğimiz bir zat var değil mi? İşte bu Musa'yla bir süreci var falan. Sonra hiçbir menfaati olmadığı halde hatta kendisine ne diyelim kendisine olumsuz yaklaşıldığı halde ihtiyacı karşılanmadığı halde gidip orada bir duvarı yapması gerektiği ona ilham edildiği için gidip o duvarı yapıyor. Musa diyor ki buna karşılık ücret talep edebilirdin veya yapmayabilirdin. Bak onlar sana biraz surat astılar, sırt çevirdiler. Hızır diyor ki Musa'ya veya o salih kul diyor ki Musa'ya seninle diyor artık yolculuğumuz burada bitti. Çünkü sen ayrı bir kulvardan gidiyorsun, ben ayrı bir kulvardan gidiyorum. Sen işi mantık, muhakeme, sebep sonuç, işte bunun karşılığı budur, bu böyle olur diye bir hikayeyle yürüyorsun. Ben daha derin bir mananın üzerinden hareket ediyorum. O yüzden diyor birlikte yolculuk yapamayız. Peki birlikte yolculuk yapmanın şartı ne? Musa Hızır'a tabi olacak. Yani psikolojinin ruhuna tabi olacak. Yoksa psikolojinin ikide bir ruha ya tamam da yani o kadar da saf değiliz yani aptal da değiliz. Görüyoruz. Ben böyle iyi olacağım, o böyle keyfini sürecek. Var mı öyle yağma? İşte o zaman Hızır Musa'ya diyor ki sen diyor biraz daha bir kendi başına bir yolculuk yap. Bir sürecin daha var. Çünkü biz birlikte hareket edemiyoruz yani. Hani sen sürekli itiraz ediyorsun. Hatta bak sana ne dedim? Bana soru sorma. Aslında burada soru sorma
sana cevap vermek istemiyorum değil yani. Senin soruların bitmez. Anladın mı? Yani her yerde o soruyu soracaksın. Çünkü sen daha zahiri bir düzeyden bakıyorsun. Sadece görünür olan üzerinden bakıyorsun. Kendini de bunun üzerinden tanımlıyorsun. Bak peygamber, bak Hazreti İsa ne diyor? Ya Rabbi onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar, onları affet diyor. Bunu kime söylüyor? Kendisini taşlayanlara, kendisini öldürmek isteyenlere. Ama bu böyle hani bir laf değil ya, yani. Böyle ya ne güzel söylemiş falan. Yani böyle romantik olarak yaklaşacağımız bir şey değil. Bir hakikatin ifadesi. Gerçekten onların bilinç düzeyinin farkında ve o bilinç düzeyinin aslında bir bilmek olmadığını da aslında ifade etmiş oluyor. Yani onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar dediğinde zahiri olarak geri zekalı mı bunlar? Cinnet mi geçirmişler? Yok. Kendilerince çok haklı argümanları var. Tırnak içinde. Ama o biliyorum dedikleri şey hakikatten bir şey barındırmıyor. O yüzden gerçek kendimizle aramıza giren şeyleri fark etmek durumundayım. Mesela bir bak böyle mutsuzsan acaba kalbimde hangi gıl var diye düşünmen gerekir. Gerçek kendimle arama ne girdi de beni böyle mutsuz ediyor? Gerçek kendimle arama ne girdi de böyle bir insanın yaptığı bir yanlışı bu kadar fazla problem ediyor? Analiz et. Yanlış bir şey. Allah selamet versin. Cennete kadar yolu var de. Yoluna devam et. Niye takılıyorsun? Takıldığın şeylere bak. O takıldığın şeyler ve onlara takılan benlikler seninle gerçek kendin arasındaki şeylerdir. Onları keşfetmek durumundayız. Onları keşfedersek mutluluğumuzun önündeki engel de ortadan kalkmış olur. Doğal olarak engel kalkmış olur. Bakın olay değişmez. Mesela bakın peygamber ne diyor? Hazreti Ebu Bekir'le o saklandıkları mağarada. Hazreti Ebu Bekir biraz kaygılanıp biraz hüzünlendiğinde Allah bizimle beraber diyor. Bu hakiki bir bilinç ile söylenmiş bir şeydir. Allah bizimledir. Biz de onunlayız. Dolayısıyla bize ne olabilir ki yani? Ama hani Allah bizimledir derken ben ve sen ne anlamda o orada? Falan yaştaki Muhammed'le falan yaştaki Ebu Bekir mi? Bunu mu kastediyor Hazreti Muhammed? Yoksa sen ve ben varoluşumuz itibariyle, varlığımız itibariyle Allah'a aitiz ve ona bağlıyız. Bunun idrakindeyiz. Bu durumda Allah bizimle, biz de onunlayız. O zaman neyin kaygısını duyayım ki? Ha bak orada da hani tırnak içinde saklandığı yerden çıkıp gelin falan Allah bizimledir diye tırnak içinde bağırmıyor, değil mi? Egonuz böyle bir soru sormuyor mu? Benim sorar. Cevabını da veririm. Bakın, dünyanın zahiri şartlarının gerektirdiği gayreti, çabayı, tedbiri alırsın. Bahsettiğimiz şey bunu reddetmeye dair bir şey değil. Ama gerçek kendim birinin öldürebileceği, birinin zarar verebileceği, birinin yok edebileceği, birinin eksiltebileceği, birinin değersizleştirebileceği bir varlık değildir. Kimse bana kendimi değersiz hissettiremez. Böyle bir şey mümkün değildir. Böyle bir şey diyen benliğime bakmam gerekir. Bu nasıl bir benlik? Bu değerimi nereden tanımlıyor? Nereden
aldığını düşünüyor. Bu sahte bir benliktir. Kimse bana değer vermiyor. Kimse beni hatırlamıyor. Kimse beni aramıyor. Falan. Ne kadar sahte bir şey. Anneyim, kimse anneler günümü kutlamıyor. Kimse doğum günümü hatırlamıyor. Ya sen nasıl bir sahteliğin içindesin? Farkında mısın yani? Bu nasıl bir sahtelik? Bu nasıl bir aldanış? Seni kim aldatıyor? Farkında mısın? Ama bu aldatan dışarıda değil. Aldatan içeride. Aldatan senin içindeki bir şey. O yüzden gerçek kendimizle aramıza giren şeyleri fark etmek durumundayız. Çünkü o araya girdiğinde kendimizi göremiyoruz. Kendi varlığımızın, değerimizin, hakikatimizin farkında olmuyoruz. Onu fark ettiğiniz zaman yolculuğunuz başlar. Yoksa onu fark etmiyorsanız, yani gerçek kendinizle aranıza giren şeyleri fark etmiyorsanız, onların üzerinde çalışmıyorsanız, hani 7/24 Kabe'nin yanında da olsanız hiçbir şey fark etmez. Anladın? Hiçbir şey fark etmez. Bu kadar net söyleyebiliriz. O yüzden bütün her şeyin başı Allah'a uçun. Fefirru ilallah. Her türlü yer çekiminden kurtularak ruhunuzun kanatlarıyla Allah'a uçun. O sizi bağlayan hikayeleri, o sizin uçmanızı engelleyen bütün o hikayeleri bırakın. Bakın, olaylar reel olabilir. Fakat o olaylar üzerinden sizin kendinizi tanımlamanız reel değildir. Hani çok bariz, basit bir örnek verecek olursam, hani yaşlandım hocam diyor, yaşlandık diyor. Yaşı gelmiş 40, 50, 60, 80 fark etmez. Bak, yaşlandım dediğinde bedenin yaşlandığını ben görmüyor değilim. Bedenin yaşlanıyor. Ama bak, sen öyle demiyorsun. Ben yaşlandım diyorsun. Problem burada. Burada bir özdeşim var. Problem bedeninin, kullandığım bedenin yaşlanmasında değil. Ben de görüyorum. Kör değilim yani. Atıyorum, insan kendini hissettiği yaştadır gibi sahte söylemlere de girmeyeceğim. Bunlar da sahteliktir. Kendimi kandırmaktır. Ben beden değilim ki yaşlı olduğumu düşüneyim. Veya yaşlı olduğumu yumuşatmak için tamponlar koyayım. Ben beden değilim. Beden değilsem ben yaşlanmam. Beden yaşlanabilir. Ona gereken bakımı gösteririm vesaire, ama ben yaşlanmam. Şimdi bakın, burada yaşlı bir bedeni diyelim ki red mi ettik? Yani böyle değil. Yani ben yaşlanmam deyince gençleşiyor mu bedenim? Yok. Aynen duruyor. Sadece beden olmadığımı ayırt ediyorum. Bir beden olmadığımı ayırt ediyorum. Bir insan beni yok sayabilir. İçeride bir sahte benlik de bak sana değer vermiyor diyebilir. Peki ne yapacaksın? Tırnak içinde sana değer vermiyor gibi görünenin tutumunu mu değiştireceksin? Veya ya o değer vermiyorsa ben de vermiyorum. Oh, rahatladı egom. Bunu mu yapacaksın? Bunlar sahte şeylerdir. Birinin tutumu, davranışı üzerinden kendini değersiz gören o düşünceyi, o duyguyu fark edeceksin. O sahte bir şeydir. Bakın, mesela çok basit bir örnek vereyim. Diyelim ki 3 yaşında bir çocuk, 4 yaşında bir çocuk, 5 yaşında bir çocuk, diyelim ki annesi terk edip gitmiş. Ve çocuk diyor ki ben değersizim, değerli olsam annem beni terk etmezdi. Siz bir yetişkin olarak, hatta bu kafanızla düşünün, hani evliya olan kafanızla değil, bu kafanızla düşünün, ne dersiniz çocuğa? Ya hakikaten annesi terk ettiğine göre bu değersiz bir çocuk, ama buna da ne desek bilmem ki, değersizin teki, ama işte bir şeyler uydursak falan mı dersin? Yoksa
Yok yavrum ya sen değersiz olur musun? Sen çok değerlisin ama anne saçmalamış, terk etmiş mi dersin, değil mi? Peki yani bir zahiri bir hadisede bile aslında bu bilince sahipken ben nasıl kendime değersiz diyebiliyorum bir olaydan dolayı? Son olarak bağlayayım. Geçen böyle yaşı 50 küsür gelmiş bir kadın evlenmiş, boşanmış. İşte nişanlanırken böyle bir eski bir takı var falan. Şimdi gitmiş sormuş kaç para ediyor diye. İşte 150 bin falan dedi. Ya diyor çok ucuza gittim diyor mesela. Ya şimdi böyle bir şeyi hani şaka yolunu söylese diyeceğiz ki şakalaşıyor yani. Ya yok gerçek diye söylüyor ya. Böyle bir şey nasıl olur? Ama şaşırmıyoruz değil mi yani? Bize şaşırtıcı maalesef gelmiyor. Ama bu ne kadar aslında şöyle bir oturup insan düşünse ya nasıl böyle bir cümle kullanırım değil mi? Hani ayıp olduğu için falan değil yani. Hani evet, ayıp söyle yani kabul edeceksin bunu işte artık iş işten geçmiş falan mı diyeceksin? Yani de yani sana 1,5 milyarlık takı alsa kendini değerli mi hissedecektin? Bakın ne kadar sahte benliklerimiz var ve dikkat etmediğimizde ne kadar da gerçekçi geliyorlar. Sen bana bunu mu layık gördün diyor kişi mesela. Geçen bir arkadaş diyor ki abi diyor param olsun diyor. Seni falan yerde falan yerde dünyanın bilmem neresinde ya dedim sen bana bunu mu layık görüyorsun diye böyle karşıt bir atak yaptım. Hani ne yapayım ki abi diyor. Hani daha büyük bir şey arıyor falan. Yani bana de ki İnşallah cennette buluşuruz, cennette muhabbet ederiz. Rabbimizin huzurunda onun cemalini seyrederken birbirimize gerçekten hakiki bir yakınlık hissederiz. İnşallah seni oralara götürürüm falan diye yani. Ben dünyanın tırnak içinde ne olursa olsun bir yerini mi hak ediyorum? Yani ben böyle bir varlıklıyım. Bir insan böyle bir varlıklıdır. Bir insan kendini dünyanın herhangi parçasıyla hatta bütünüyle tartarak değer hissedecek bir varlık mıdır? Ama bakın bize bunu empoze etmişler değil mi yani? Bu ne kadar sahte bir şey. Ne abi? Bütün dünya benim olsa ne olur? Her gün beni en lüks yerde misafir etsen, ağırlasan ne olur? Geçici ve sınırlı değil mi? Ne kalacak oradan? Ha bu o şeyi kötülemek değildir yani bu. Ama ben bunu hak etmiyorum ya. Ben böyle bir şeyi hak etmiyorum. Öbür taraftan da ego diyecek ya senin de böyle gözün çok yükseklerde hiç gözün doymuyor. Hayır benim gözüm doyuyor. Bir alimin ifadesiyle tamamlayayım. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. İsterim fakat bir yarı baki isterim. Bir hiçim fakat o sonsuz olanı, mutlak ve mükemmel olanı isterim diyor. İşte bu insan akıllı insandır. Bu insan neyi hak ettiğini biliyor. Bu insan hem kendini biliyor hem Rabbini biliyor. Yoksa işte şunu hak ediyorum, bunu hak ediyorum. Ben işte hak ettiğim şeyi bir türlü bulamadım. Hani yerini bulamamış falan filan. Ne demek yerini bulamamış yani? Allah sınırlı bir varlık mı ki yerini bulamadın? Çok mu dar Allah? O sonsuz varlık dar mı geliyor sana ki? Ama sen yerini nerede arıyorsun? Yerini dünyada arıyorsun. Yerini insanlarla olan ilişkilerinde arıyorsun. Peki niye bu? İşte o bahsettiğimiz araya giren sahte benlikler yüzünden böyle oluyor. Teşekkür ederim.